Mayaz bölümünün özellikleri ile ilgili olarak aşağıdaki tablo hazırlanmıştır. Buna göre tablodaki bilgilerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazıldığında tablonun sütununun son görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Hemen hızlı bir şekilde bakalım. Mayaz bölümünün sırasında gerçekleşen parça değişimi olayı canlı çeşitliliğini sağlar demiş bu ifade bizim için doğrudur. Mayoz bölünme sonucunda mitoz bölünmeye göre daha fazla hücre oluşur. Toplam 4 tane meydana gelir. Bu da doğrudur. Mayoz bölünme hem çok hücreli hem de tek hücreli canlılarda üremeyi sağlar demiş. Bu ifade yanlıştır. Mayoz bölünme sonucu üreme ana hücrelerin kromozom sayısı yere iner ve tür içinde kromozom sayısının sabit kalması sağlanır demiş. Bu ifade de doğrudur. Mayoz bölünme önce iki kez çekirdek bölünmesi ardından sitoplazma bölünmesi görülür demiş. Bu ifade de yanlıştır. Baktığımız zaman cevabımız da D seçeneği olacaktır. Mayoz bölünme sırasında gerçekleşen olaylardan biri için yukarıdaki şekiller çizilmiştir. Şekilde belirlenen olayla ilgili olarak ifadelerinden hangileri söylenebilir? Birinci ifade parça değişimi olayıdır. Homolog kromozomlar arasında gerçekleşir demiş. Bu ifade doğrudur. Mayoz bölünmenin ikinci aşamasında görülür demiş. Hayır, birinci aşamasında görülür. İkinci aşama çünkü mitoz bölünmenin aynısıdır. Canlılar arasında kalıtsal çeşitlilik sağlar demiş. Evet, bu ifade de bizim için doğrudur. Sadece hayvan hücrelerinde görülür demiş. Hayır, bu ifade de bizim için yanlıştır. Doğru olanlar 1 ve 3'tür. Cevabımız da A seçeneği olacaktır. Yanda bir kediye ait üreme şeması verilmiştir. Şemaya göre aşağıdaki belirlenen ifadelerden hangisi yanlıştır? Bir numaralı olay yumurtalıkta ve testiste gerçekleşir demiş. Bu ifade doğrudur. İki numaralı olayın ismi zigottur denilmiş. Hayır, bu yanlıştır. Bu olay döllenmedir. 3 numaralı olay mitoz bölünmeyle gerçekleşir diyor. Evet, zigottan sonra kedi oluşuyor. Yani burada mitoz olayı gerçekleşmiştir. Ve 4 numaralı olay büyümedir ve gene mitoz bölünmeyle gerçekleşir. Bu da doğrudur. O yüzden cevabımız B seçeneği olacaktır. Eşeğli üreyen bir canlı iken kromozomlu üreme ana hücresinin semboller ifade edilen kromozomlarının yapısı ve dağılımı yandaki şekilde gösterilmiştir. Bu hücrenin mayoz bölünme sonucunda oluşan üreme hücrelerinin sembollerle ifade edilen kromozomların yapısı ve dağılımı aşağıdakilerin hangisinde doğru gösterilmiştir? Şimdi burada eşeğli üreme gerçekleşiyorsa mayoz bölünme olayı gözlemlenir. Mayoz bölünme olayında da parça değişimi olayı meydana gelecektir ve kromozom sayısı yarıya inecektir. Şıklara baktığımız zaman kromozom sayısı yarıya inen 3 şıkkımız var. Bunlardan birisi A, birisi C, birisi de D. Ama bunlardan sadece bir tanesinde parça değişimi olayı, yani crossing over olayı gerçekleşmiş. O da C seçeneğinde yer almaktadır. Mayoz bölümünün özellikleriyle ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Kalıtsal özelliklerin nesilden nesile iletilmesini sağlar demiş. Hayır, bu ifade yanlıştır. İki tür içinde kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar demiş. Evet, bu ifade bizim için doğrudur. İken kromozom vardır. Daha sonra mayoz bölünme sonucu kromozom sayısı yere iner ve en son gene kromozom sayısı 2n'e sabit bir şekilde kalır. 3. Aynı türe ait bireylerin birbirinden farklı genetik özelliklere sahip olmasını sağlar demiş. Evet, bu ifade de bizim için doğrudur. Doğumdan ölüme kadar gerçekleşebilir demiş. Hayır, bu mitoz bölünme için geçerlidir. Üreme hücrelerinin üretilmesini sağlar demiş. Bu da yine mayoz bölünmenin özelliklerinden birisidir. Yani 2 numara, 3 numara ve 5 numara bizim aradığımız doğru cevaplardır. Şıklara baktığımızda da
Cevabımız B seçeneğidir. Yandaki şemada mayoz bölünme sonucu bir hücreden dört yavru hücrenin oluşumu gösterilmiştir. Mayoz bölünme şemasına göre aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır? Bir numaralı hücre yumurtalık ya da testiste bulunan üreme ana hücresi olabilir demiş. Evet, bu ifade bizim için doğrudur. Bir numaralı hücre sperm ana hücresi ise 2 ve 4 spermdir denilmiş. Hayır, bu ifade yanlıştır. 2 numaralı hücre ile 3 numaralı hücre birbirinden farklı kalıtsal özelliklere sahiptir demiş. Evet, bu ifade de doğrudur. 3 ve 6 numaralı hücrelerin kromozom sayıları birbirine eşittir denmiş. Evet, bu ifade de bizim için doğrudur. Baktığımız zaman B seçeneğindeki ifade yanlıştır. Cevabımız da B seçeneği olacaktır.